çek. Bugünkü videomuzun konusuna geçmeden önce kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Söylemek istediğim bir şey var mı? Hayır. Bugünkü videomuzun konusu ne mi? Bugün çok ilginç bir konuyla birlikteyiz. Şimdi ben bugün Mehmet'in yakın arkadaşlarını arayacağım ve diyeceğim ki Mehmet yanında mı? Şimdi sen yaptın haksızlık. Hayır. Bakalım hangi arkadaşına güvenebilirim, hangi arkadaşına güvenemem, bunları ölçeceğim Mehmet'in. Şimdi hangi arkadaşını arayalım? Seç bakalım. Nimet. Popüler aç bakayım. Tek senin yana geleceğini söylemiştim. Alo. Nimet ne haber canım Begüm ben? İyiyim, şu an hastanedeyim. Ben sizi sonra arayayım mı? Çalışıyorum. Şey diyecektim, Mehmet hastaneye yanına gelecekti de geldi mi acaba? Alo. Geldi. Sesin gelmedi kuzum. Haberim yok ki benim geleceğinden. Bilmiyorum, bir saat önce Nimet'in yanına gideceğim hastaneye dedi de telefonunu da evde bırakmış. Ulaşamayınca seni bir arayayım dedim. Yok valla, haberim yok aşkım geleceğinden. Tamam canım o zaman. Tamam. Tamam, görüşürüz. Hadi görüşürüz. İşte feraset, işte cesaret, işte kadın gibi kadın. Demek Begüm'e yalan söylesen Nimet beni ele verecek. Neyse, bunu öğrenmiş oldum. Helal olsun Nimet'im. Seni buradan öpüyorum aşkım. Güzel. Bu ya, bunun hayatı yalan. İkinci kurbanımızı arayalım. Dayı ne yapıyorsun ya? İyi valla dayıcım, sen ne yapıyorsun? İyi, kafede misin? Aynen. Memo orada, oraya geleceğim dedi de Memo'ya versene. Tamam Memo, burada değil işte. Nerede? Bir saat önce gideceğim dedi Ramazan, oraya emanet alacağım dedi de telefonunu evde bırakmış, ulaşamıyorum. Tamam, gelirse ararım seni. Konuştunuz mu siz, gelecek miydi oraya? Yok valla da, konuşmadık tabii. He, haberin yok senin geleceğinden. Haberim var ya. Bana dedi Ramazan'ın yanına gideceğim, emanet verecek bana, beni aradı dedi. Yalancıya bak hele ya. Ya vallahi. Hey tamam dayı, tamam. Hadi görüşürüz. İşte feraset, işte cesaret, işte oğlum, Ramazan altın. Hiçbiri yalan söylemiyor ya. Demek böyle bir durum olsa hepsi beni satacak mı? Onur'u ara, Onur'u ara. Onur'u ara. Onur'u ara. Bu yalan söyle. Hadi. Kuzen farkı. Lütfen. Lütfen. Bari sen yalan söyle. Aramadan önce sesini al. Konuştu rahat gibi. İşte senin yanındaydı aradığında. Sen başta telefonla, ben şu an onu yanayım. Abi ne yapıyorsun? Alo. Abla, aman abla diyorum. Abi Begüm ben, Begüm. Abi Mehmet'in Mehmet'in nişanlısı. Abi sesin niye bu kadar az geliyor? Mehmet senin yanına geleceğim dedi, telefonunu evde bırakmış. He? Ay, bir saniye, sesin gelmiyor. Ne dedi? Alo. Mehmet dedi ki Onur abinin yanına gidiyorum dedi, bir saat önce dedi, bir emanet varmış alacağım dedi. Telefonunu evde bırakmış, senin yanında değil mi? Öyle dediyse benim yanıma gelir şimdi. Siz konuştunuz mu bugün? Evet konuştuk. Konuştunuz. Tamam, senin yanına gelince söylesene, beni bir arasın. Tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Helal olsun. Kral. Elektrikler gitti. Onur abi öyle bir yalan söyledin ki elektriği bile götürdün. Elektriğimizi bile götürdün yani. Diye öyle demiş de gelin. Diye aradı, ben aradı. Arka planımız gitti ya. O kadar arka. Arka plan gitti arkadaşlar. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şemuz abi. İlk defa bir tane şeyde elektriklerini gördüm YouTube videosunda. Yani ilk defa öyle yaptım. Şemuz abi arıyoruz. Ne demek? Sen yakınlaştırmıyorsun. Böyle yapsana telefonu. Böyle ama numara.
Instagram'dan seni görüntüler ya. Instagram'dan seni görüntüler. Onur Kayşal beni görüntüler arıyor. Onu arayacağım bakayım ne diyecek. Alo. Semuz abi. Abi Begüm be. Ha Begüm. Abi müsait misin? Evet seni dinliyorum. Abi şey Mehmet yanına gelecekti de telefonunu evde unutmuş, Mehmet'e verebilir misin? Ben görmem gelecekti. He dedi Şemuz abiyle konuştum, yanına gideceğim bir işimiz var dedi. Yok vallahi benim yanıma gelmemiş. Haberin yok he. He. Ay şerefsiz bana yalan söyledi demek. Abi hadi bir şey var mı işin içinde söyle. Yo valla bir şey yok abi dedi, Şemuz abinin yanına gideceğim dedi, bir emanet alacağım dedi. Telefonu da evde bırakmış. 2 saat önce. Yok vallahi beni aramamış bile. He tamam abi sağ olasın. Ha abi yengeyle miydin? Kalmasan bu erkeklere boş ver. Sağ olasın yenge tamam. Kim arasa da sevgilisi lan. Ne lan bu? Bugün buluşma günü mü? Şemuz abi de bizi sattı. Şemuz abi sana güvenebileceğimi her zaman biliyordum. Arkadaşlar ben listem yeni, kimseyi arayamıyorum. Telefon, hat her şey yeni. Ferhat ara. Ferhat şu an çalışıyor mu? Evet. Tamam. Bir şey olmadaki iş yerine gelmişti. Evet. O ses aç. Çalışıyor ya, duymuyor. Açmıyor. Bence görünce bizi arar. O arar. Başka kimi arayabiliriz? Ferhat'ı arayamadık. Bakalım başka kimi arayabiliriz. Alican. Merak ettim Alican ne diyecek? Beni satmaz. Beni, Alican senden çok benim kankam. Bence beni satmaması. Bence beni savunacak. Alo. Kanka ne yapıyorsun? Valla çalışıyorum. Ben ne yapıyorum? İyi çalışıyorsun mu? He. Mehmet dedi Alican'ın yanındayım. Bir numaradan aradı beni. Şimdi telefonu da evde bırakmış da ulaşamıyorum ona. Yanındaysa versene. Baba, buna götürdüm. Şeylerde başkalarına şeyler. Ben dedim. Bana yedirmeyin. İyi aman ben yeme sen yeme. Tamam hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Alican yemedi. Yemedi valla. Alican yemedi canım kankam. Ferhat Hanım. Ferhat benim Begüm. Buyur. Ne yapıyorsun nasılsın? Çalışıyorum sen ne yapıyorsun? Şey Mehmet dedi ki Ferhat'ın yanına gideceğim dedi de aramıştı beni Ferhat'ın yanındayım diye. Şey Mehmet'e verebilir misin telefonu? Telefonunu evde unutmuş da ulaşamıyorum ona. Allah Allah. Hey. Yok şu an yanımda değil valla. Geldi mi senin yanına ya çıktı mı ne yaptı? Ne yalan söyleyeyim daha gelmemiş. Ha konuştunuz ama siz gelecek değil mi yanına? He gelecek. Tamam Ferhat o zaman. Sağ ol gelince söyle beni arasın. Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Güvenilmezsin oğlum. Güvenilmezsin. Güvenilmezsin. Yazıyorum lan hepinizi listeye yazıyorum. Hepinizi tek tek listeye yazıyorum. Yalancılar sizi. Benim duygularımdan ne istediniz? Ferhat Hanım. Efendim. Bak hele bana geleceğim demedi abi bu arada pardon. Ha demedi mi sana geleceğim diye? Hayır geleceğim demedi. Niye öyle söyledin o zaman? Pardon. Öyle söyle niye öyle söyledin o zaman geleceğim demedi size sana? Vallahi dedim yalan. Senin sevgisini kapatayım ondan sonra boş ver dedim. Eyvallah sağ olasın. Tamam hadi yalan bize yakışmaz tamam. Vay hain çocuk senin. Vay hain. Demek ben Begüm'e yalan söylesem sen beni savunmayacaksın. Oğlum şimdi yalan şimdi böyle olsanız eğer ben yalancı olacağım. Sen adamsın adam. Vay be. Demek neyse Ferhat sen ver kalemi ver bana. Kalemi atabilir misin? Dur kalemini kırıyorum dur. Kırılmıyor. Seni yazdım bir kenara. Oğlum yalan söylemek bize yakışmaz ana.
Tamam. Helal olsun sana dayıoğlu. Eyvallah. Tamam ben kapatıyorum o zaman. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bu arkadaşlar ben biliyordum bunun içine sinmez. Hatta yalan söyledi ben. Hayatın iman duygusu çok güçlü bir çocuk. Bence telaştan ne diyeceğini şaşırdı. Sonra kapatı dedi ki oğlum ben ne yapıyorum? Yalan söyledim ben dedi. O yüzden döndü ve hemen aradı bence. Bunu arıyorum. He bu seyara. De ki seni evdeymiş. Açar inşallah. Buse ne yapıyorsun kuzum? Ne yapıyorsun? Ya aşkım ya Mehmet oraya gelecekti de dedi Buse ile konuştum yanına gideceğim bir iş mi ne varmış telefonunu evde unutmuş sana yanındaysa verebilir misin? Yok aşkım burada değil ki. Konuşmadınız mı siz bugün Mehmet'le? Yok. Bana Buse'nin yanına gideceğim dedi. Karşılamış oldunuz mu? Yok hayır bizim Buse'nin dedi Azat abinin nişanlısı. Allah Allah. Ben mi yanlış anladım acaba? Bence de aşkım. Ya aşkım ben şuna bir ulaşmaya çalışayım da konuşuruz yine. Tamam aşkım hadi. Hadi öptüm görüşürüz. Hadi bak buradan gitsene amacım. Buse. Buradan sana kalp göstereyim. Buse'ye de güvenebileceğim insanlar listesine ekliyorum. Bu yalan söyle. Peki seni evledi aradığında. Berabersiniz de bu yer. Bu beni savunur. Yusuf ne yapıyorsun? Efendim? Ne yapıyorsun? Ne yapayım motorcuyum sen ne yapıyorsun? İyi ya şey diyecektim Mehmet'le bir saat önce konuştum Yusuf'un yanındayım dedi de telefonunu evde unutmuş. Mehmet'e verebilir misin telefonu? Mehmet benim yanında değil ki. Hiç gelmedi mi senin yanına? Yok. Dedi Yusuf'un yanına gideceğim bir işimiz var dedi. Ya bir çok mu çekiyorsunuz ne yapıyorsunuz ya? Of ya biz eşgal olmuşuz kimse yemiyor artık. Çektiğinizi de biliyorum ya. Tam içiyorsanız başa alayım. Sallayayım. Dur. Biz korumacı mıyız? Başa al bakayım. Tamam bir yerden aradım. Dur. Yusuf Mehmet yanındaymış. Evet. Nerede şu anda? Verebilir misin telefonu ona? Şu anda yemek yiyor da. Ben içerideyim. Ne kadar iğrenç bir yalan bu Yusuf ya. İnsanlar ki tuvalette. Gerçekten yalan söyleyenler de oldu bu arada. İyi bari tamam hadi görüşürüz. Neredesiniz? Evdeyim sen neredesin? Kocam evdeyim motorcudayım ya bu motor bir haftadır almışım 10 kere motorcuya geldim. Hangi motor? Bir tane yeni aldım da. Arkadaşlar sırf yeni motor aldığını söylemek için motorcudayım detayını veriyor. Yok gerçekten motorcudayım Tovat'tan beri buradayım. İyi hayırlı olsun. Davut ara Davut'u. Aynı zamanda Mehmet'in kuzeni Davut. Yalancı şerefsiz bir yalan söylerim. Alo. Davut ne yapıyorsun? Bizim kapağı yapıyorum. Bizim kapağı yapıyor. Mesaj attım size. He mesajı görmedim de şey diyecektim Mehmet dedi ki işte Davut'un yanına gideceğim dedi de geldi mi yanına? Aynen. Bir saat önce dedi Mehmet işte Davut'un yanına gideceğim dedi. İşimiz var biraz dedi. Hayır işimiz var bizim. Yanında mı şu an? Evet yanında. Telefonu versen ona. Lavaboya gitti. Bir yastık çıktım arayacağım seni. Allah Allah. Evet. Sıçıyor mu işiyor mu? Olasından bilemiyorum işte. Sizin ne işiniz var ki? Osman kapak yapıyoruz o yüzden. He, birlikte yapıyorsunuz kapağı. Evet. Tamam söyle tuvaletten çıkınca beni arasın. Tamam ben bir iki dakika sonra ararım. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Davut'un Antalya'da olduğunu biliyor musun? Sana yani nasıl? Hadi ben salam mı? Nasıl salak böyle bir yalan söylüyor? Hadi Antalya'da ben bir saatte nasıl Antalya'ya gireceğim? Bir saat içerisinde. Ben diyorum lan nasıl gideyim bir saat içerisinde Antalya'yı düşünüyorum. Benim hiç aklıma gelmedi Davut'un Antalya'da olduğu.
Antalya'da böyle bir yalan söyledi, helal olsun. Sağ kardeşim. Lan neyine güvendi ya, neyine güvendi? Lan. Davut neyine güvendin şaka mı? Sen Antalya'dasın. Sen Antalya'dasın ben. Aaa. Ara ara dedin ki lan Antalya. Lan. Davut sen Antalya'da değil misin Mehmet? Nasıl senin yanında oluyor? Sesim gelmiyor. Sesim gelmiyor mu? Şimdi geliyor mu sesin? Kapattı. Yüzüne kapattı. Ama şunu hele hem Antalya'da hem de tuvalette. Yüzüne kapattı ya. Helal olsun. Bir sesin gelmiyor. Diyorum sesim gelmiyor diyor evet. Aradığınız kişiye şu an ulaşıyorum. Seni de güvenilmez. Sen en büyük güvenilmezsin. Hem Antalya'dasın hem yalan söylüyorsun. Dibe sesim gelmiyor dibe mu? Dibe ne ya? Dibe mi lan sen bana? Dibe ne ya? Nerede o? Sen ne dedin ona? Diyor ki sesim gelmiyor. Diyorum sesim gelmiyor diyor. Evet sesin gelmiyor. Suratıma kapattı. Başka kimse yok mu öyle? Aa Aziz aramadı. En büyük yalancı. Aziz'in ne diyeceğini çok merak ediyorum. Ne kadar? Dekine evde oturup nargile içiyordunuz. Onur abiye çok sinirlendim. Alo. Aziz ne yapıyorsun? İyidir baba sen ne yapıyorsun? İyi şey diyeceğim Mehmet yanındaymış da Mehmet'e versene telefonu dedi. Aziz'le birlikte nargile içeceğiz telefonunu evde unutmuş da. Sen kimsin? Begüm ben. Mehmet hangi Mehmet peki oğlum? Aziz kaç tane Mehmet var? Demircan yoksa küçük Mehmet o. Lan Demircan. E dedi Aziz'in yanına gideceğim nargile içmeye. Yok bugün gelmedi bile buraya. Allah Allah. Bana yalan söyledi. Herhalde Maytalar'ın yanına gitti. Oğlum ne biçim konuşuyorsun lan? Şaka yapma valla şaka yapma. E nereye gitti o zaman bu? Gelir şimdi ya o zaman yoldadır. Lan bir saat önce dedi Aziz'leyim evde oturup nargile içiyorum. 5 dakika sonra ben seni ararım Begüm abla gelirse. Gelmezse de ararım seni. E tamam Aziz sağ olasın. Belki bir yerlere uğramıştır. E tamam ablacığım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Vay avşar. Oğlum sana güvenmişim. Sana güvenmişim lan. Bir de herkes telefonumu açıyor ha. Aziz'i de güvenilirler listesine ekliyorum. Buradan saygı, sevgi ve hürmetle anıyorum. Aziz'e güvenmişim abla. Onun da kalemini kırdın. Ben de Onur abiye güvenmiştim. Ben de onun kalemini kırdım. Herkesten beklerdim ondan beklemezdim. Hatta ben Şemuz abinin yalan söyleyeceğini düşünüyordum. Gitti Onur abi yalan söyledi. Vay be Şemuz abi. Ama şey merak ediyorum. Hasan abi ne söyleyecekti acaba? Arayalım. Ama onun numarası kullanmamaktadır diyor. WhatsApp'tan arayalım. He WhatsApp'tan arayalım. Merak ettim. Ben dur bari bir video çekmiştim. Ben merak ediyorum böyle insanları. Kapalı interneti kapalı. Kapalı. Alo. Abi ne yapıyor? Ya bir sefer çaldırdım ya bir şey diyecektim sana. Ha buyur dinleyin. Mehmet senin yanındaymış da Mehmet'e verebilir misin telefonu acil? Evde unutmuş kendi telefonunu da. Yok ben ona değil Memo. Dedi Hasan abinin yanına gideceğim dedi bir saat önce işimiz var dedi. Valla ben Ramon'un yerine geldim hani kimse yok. Allah konuşmadınız mı hiç bugün ben Mehmet'le? Yok demek sana yalan söylüyorum belki kızlarla konuşuyor dedi. Ya tamam abi. Tamam ama gelse ben seni ararım. Tamam abi görüşürüz. Dayım benim be. Vay be abi. Adam yemin işte. Abi. İşte adam gibi adam. Onur abiye sallayayım mı şimdi buradan ha? Sen de kalem hep böyle kalemini kırdım. He Onur abi sallayayım mı sana şimdi buradan bak. Onur abi, Şemuz abi, Hasan abi. Üçü yakın arkadaş doğru mu? Bak. Arkadaşlarından örnek al. Onur Kaya laf söyletirme. Kalk git buradan. Sus. Onur Kaya arkadaşlarından örnek al. Onlar bana yalan söylemediler. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Siz de buradan listemizi görebilirsiniz. Hala
kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.